Arkadaşlar 8 kilo peynir ve 5 kilo peynir alınacağı için biz toplam miktarımıza, paramıza yani x'imize 40 TL dersek. Birinci durumda 40 TL'ye 8 kilo peynir alırsan kilosu 5 liraya. İkinci durumda arkadaşlar 40 TL'ye 5 kilo peynir alırsan 8 liraya denk gelecektir. Demek ki buradaki 3 liralık artış şu anlama gelir. İlk durumda 5'e aldığımız bir üründe üçlük bir artış olduğu için yüzde kaç dersek hocam yüzde 60'lık bir artış yani %60'lık bir enflasyondan bahsederiz. İkinci durumda bizim maaşımız 100x olsun. Aynı şekilde bu maaşımızı alabileceğimiz bir üründen bahsedelim. 100x liralık da bir ürünümüz olsun. Yani bir maaşa bir ürün. Bir tane ürün alabilirken maaşa gelen yıllık zamın %20 olduğu, enflasyonun da %60 olduğunu zaten bulmuştuk. Bu durumda hocam 120x'e 160 liralık maldan 120x bölü 160'tan dolayı sadeleştirme yapılırsa 3 bölü 4 tanesini alabiliriz ki buradaki azalma miktarı 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 tanedir. Yani alım gücümdeki azalma 1 bölü 4 yani %25'tir.